Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bildiğiniz gibi kuşlara biraz ara verdik. Şu an işlerimizle ilgileniyoruz. Ama bu vazgeçtiğimizin anlamı değildir. Yine kuşlarla ilgili videolar yapacağız. Kanalımızda paylaşacağız. Şu an kanalımızda 8 Nisan'a kadar arkadaşlarımızın videoları var. Sizin de videolarınız varsa bize ulaşın, Telegram'dan atın, paylaşalım. Bunu başından söylediğim gibi bu kanal hepimizin kanalı. Yani hiç çekinmeden yaptığınız videoyu bize gönderin. Biz kendi Mehmet Olcak kanalımızda paylaşabiliriz. Şimdi kuşçulukla ilgili biraz muhabbet edelim. Şimdi çoğu insan bana WhatsApp'tan falan yazıyor. Diyor ki abi kuşçuluğu mu bıraktım? Ben kuşçuluğu bırakmadım. Ben hiçbir zaman da düşünmedim kuşçuluğu bırakmayı. Bir dönem bıraktım ama beni tanıyan bütün insanlar, bütün takipçilerim bilir. Benim her kümeste kuşlarım var. Çünkü ben bu işi gerçekten güzel yerlere taşıyacağıma inandığım için paylaşmayı seven bir insanım. Şu an İzmir'de yaklaşık bir 15-20 kümeslerinde arkadaşlarımın kümeslerinde kuşlarım var. Ben hiçbir zaman bu benim özelimdir, bu benim kümesimden çıkmayacak. Çünkü kuştan üstün dostlarım var benim. Şu an benim bütün kuşlarım, Kadir diye bir kardeşim de, 5 çift güvercinim var orada. Ve onları abartmıyorum, yani İzmir'in bütün dairelerini, bütün arabalarını üzerime yapsalar vermeyeceğim tek kuşlarımdır. Çünkü ben onlarla bu işi sevdim. Onlarla mutlu oldum. Onlarla huzur buldum. Ha şimdi işlerim yoğun olduğu için şu an ilgilenemiyorum. Ama bir sene sonra, atıyorum 6 ay sonra işlerim yoluna girdiği zaman, hafiflediği zaman yine en güzel şekilde kaldığım yerden devam edeceğime inandığım için bu 5 çift kuşu bıraktım. Beni arayan çok arkadaşlarım var. Sağ olsunlar. İlgi alakaları içinde. Şu an kuşlarımız yeni yumurtladı. İnanınız ki yani 1000 tane yavrusu olsa da ben bunları paylaşırım. Onun için şu an hiç elimizde kuş yok. Bir çift beyaz güvercinimiz var. Büyüyor. Bir insana sözümüz var. Ona göndereceğiz. Altından gelen öbürleri var. Yavru yumurta üzerinde olanlar var. Yeni yeni daha yumurtlayan kuşlarımız var. Onlar da çoğaldı mı? Tabii ki uçurmak istediklerimizi uçuracağız. Çoğaldı mı? Eşimize, dostumuza sahiplendireceğiz bunları. Ben bu işi 2014 yılında İzmir'e geldiğim zaman gerçekten bu işi yapan insanlar yoktu. Yani nasıl yoktu? Vardı da hani bu işi hani kupalarla ilgili olsun prof yapan insanlar yoktu. Herkes bir tane kuş uçuruyordu, birkaç seferini izleyip ne saatine, ne de ne yaptığına bakan insan yoktu. Biz buraya geldiğimiz zaman yeni yeni arkadaşlar edindik. Ondan sonra bu işi bir tık daha sağ olsun Rıfat Tokluoğlu'yla birlikte başladığımız zaman daha iyi yerlere getireceğimize inandık ve daha iyi yerlere getirdiğimize de inanıyoruz. Onun için uçuluk camiasında her zaman bir Mehmet Olcak olacak. Her zaman bu camianın içinde ben olacağım. Elimden geldiği kadar bir tık eğer bu işi bir tık öne götürebiliyorsam ne mutlu bana. Ben bu işi seviyorum. Ben bu kuşçuluğu da çok seviyorum. Hayatımda çok hobilerim oldu. Yaptım. 6 ay sürdü, 1 sene sürdü. Ondan sonra zevkimden çıktı. Ama kuşçuluğu 7 yaşından beri yapıyorum. Severek besliyorum. Severek bakıyorum. Mevki önemli değil kuşçulukta. İsterseniz milletvekili değil, isterseniz cumhurbaşkanı olun. Eğer o kuşu altına oturup bir çay içiyorsanız o kuş sizi oradan kaldırmaz. 5 saatte beklersiniz, 10 saatte. O kuşun altındaki pisliği de temizlemeniz sizin elinizde. Çünkü kuşçulukta makam, mevki diye bir şey yok. Herkes eşittir, birdir. Onun için kuşçuluğu ondan seviyorum. Herkesin huzuru bulduğuna inandığım bir hobidir. Bu hobi de Sivas'ta olsun, başka okullarımızda da olsun, o abilere de buradan selam söylüyorum. Hobiyi çocuklara
öğretmeye başladılar. Bu işten kimse zarar görmez arkadaşlar. Niye görmez? Çünkü biz hiç kimsenin ne maddi, ne manevi, ne de namus kavramına muhabbetimiz yoktur. Her şeyimiz kuştur. Kuş iyiyse iyi kuşu anlatırız. Kötüyse de kötü kuşu anlatırız. Yani bütün olanlar güvercinle ilgilidir. Onun için burada gerçekten insanlar bu hobiyi bir tık öne götürsünler. Keşke benim oğlum sevseydi. Benim oğlum da var, biliyorsunuz, ellerinizden öper. Sevmedi kuşçuluğu. Sevseydi iyi bir kuşçu yapardım onu. Yani maalesef Mehmet Hoca'nın oğlu kuşçuluğu sevmiyor. Ama benim şu an yetişen bütün genç kardeşlerim, oğlumun yaşındaki bütün gençler benim oğlum gibi. Eğer ben onlara bir şey öğretmişsem ne mutlu bana. Keşke benim oğlum kuşçuluğu sevseydi, onu en iyi kuşçu yapardım. En azından hayata 1-0 önde başlardı. Babasının tecrübelerini kullanırdı. Babadan oğula gelirdi. Ama sevmedi. Her insanın farklı hobileri var arkadaşlar. Benim oğlum da okumayı sevdi. Okulunu sevdi. Ona da Allah razı olsun diyorum. Başarılıdır. Allah herkesin çocuğunu, çoluğunu saatini versin. İyi yerlere getirmesini de diliyorum. Yani sırf benim oğlumdan kutçuyum diye kutçu olacak diye bir kanun da yok. Benim babam da kutçu değildi. Ben kutçuydum. Benim 16 tane kardeşim var. Hiçbirisi, bir iki tanesi kuşu seviyordu. Onlardan öğrendim. Onlar bıraktı. Ben devam ettim. Yani bir iş eğer ruhunuzu, eğer beyninizi dinlendiriyorsa, onu iyi yaparsanız, profesyonelce yaparsanız mutlu olursunuz. Onun için hiçbir zaman düşünmeyin. Mehmet Olcay kuşçuluğu bıraktı. Mehmet Olcay yarın kuşçuluğa döner mi? Ben her zaman kuşçuyum. Şu an sağ olsun Kadir kardeşim var. Ben biliyorum ki benden daha iyi baktığına inandığım için ona kuşlarımı teslim ettim. Ve bundan bir sene önce bir tane dumanlı erkeğim vardı. Yurt dışından istediler. 10 bin euro para verdiler. Vermedim ama ona gönül rahatlığıyla teslim ettim. Bu ne demektir? Demek ki kuştan üstün dostluk olması lazım, arkadaşlık olması lazım. Ben her zaman kuşçuluk camiasında bu işe önderlik, bir adım öne götüren bütün insanlara selamım olsun. Onları cani gönülden kutluyorum. Gerçekten bu iş çok güzel bir iş. Ben istiyorum ki herkes iyisini beslesin, iyisini bulsun. Burada da şunu söylüyorum, her videomda da bunu söylüyorum. Yalan söyleyen insanları takip etmeyin. Çünkü yalanın sonu hüsrandır. Gidersiniz 3 sene, 5 sene emek verirsiniz, geldiğiniz nokta aynı baştan başladığınız gibi. Ama doğrulukla giderseniz 5-6 sene sonra bir tık ileride olursunuz. Ondan sonra 5-6 sene sonra bir tık daha ileride olursunuz. Bu işe de gönül veren insanlara cani gönülden kutluyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Her şey kuşçuluk camiası için. Her şey sizin için. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bitti.